أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك العادون الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Sakın zannetme bilmez halini ol, olur casus bulup gönlüne bir yol, haber verdi Hüda'dan böyle Resul, bir oldu ekmele kef ile çöl. Bu casustan bulup Hakk'a girdiğin cemali baki maalesef. Kema verde fil hadisil kutsiyi, ittekû mecalisel evliyâi, fe innehum cevâsîsül kulûbi, yedhulûne fî kulûbikum, ve attali'ûne alâ esrârikum, fîdâ câlistumûhum, fe câlisûhum bis sıdkî. Kema kale aleyhissalatu vesselam. Şimdi sayfanın başında arkadaşlar bahis Risale-i Kudsiye'deki bu bahis bir salik mürşidinin yanında nasıl olması lazım? Bir salik mürşidine karşı ne gibi edepleri riayet etmesi lazım? Bunlar hakkında birkaç bir şey buyuruyor Büyükşeyh Efendi kadısıyla sırra. Sayfanın başında işte Meşayih-i Kiram kadısıyla esrarhum veliyullah Allah'ın dostları cevâsîsül kulûftur, kalplerin casuslarıdır. Ne demek kalplerin casusları? Yani senin kalbindekine muttali olurlar. Senin gönlünden geçene muttali olurlar. Onun için ehlullah ile beraber otururken her halükarda ama bâhusus ehlullah ile beraber otururken kalbine sahip ol buyuruldu sayfanın başında. İşte bununla alakalı birkaç beyit geçti. Sayfanın sonu burası şimdi. Sakın zannetme bilmez halini ol. Mürşid-i Kamil, Şeyh Efendi senin halini bilmez. Sakın zannetme. Olur casus bulup gönlüne bir yol. Çok şeyler gördük arkadaşlar da. Unutuyor insan yani. Yeni başlamışım medreseye. Bir cenaze oldu. Böyle büyük cenazeler Fatih Camii'nde kılınır. Orada öyle adet de orada. Hani kalabalık cenaze olduğu zaman Fatih Camii orası müsait. Orada kılınır. Öğlen vaktiydi. Birkaç tane cenaze vardı. İstanbul'da cenazelere bir imam, her cenazeye bir görevli tayin ediliyor. Mesela burada gidiyorsun. Ya onun ismi camiye gidiliyor burada mesela. Cenaze camiye geliyor. Camideki hoca efendi ne yapıyor? Cenazeyi kıldırıyor. Ondan sonra görevli alıyor işte arabaya, kabristana götürüyor. Sonra kabristanda başka bir görevli var. O da dua ediyor, okuyor, postalıyor tabiri caizse. Tamam. İstanbul'da her cenazeye bir görevli tayin ediliyor. Cenaze namazını o görevli kıldırıyor. O görevli arabaya biniyor. O görevli defnediyor. Anladınız mı burayı? Başından sonra bir görevli tayin ediliyor. O görevli o cenazeyi alıyor, defnediyor. Namazını kıldırıyor. Caminin kendi imamı namazı kıldırmıyor. Kim kıldırıyor namazı? Görevli kıldırıyor. O görevli kıldırıyor. Arabaya biniyor, alıyor İstanbul. İstanbul'daki alet böyle. Şimdi 3-4 tane cenaze var. Her cenazenin başında ne o zaman şimdi? Ayrı bir tane görevli hoca efendi var. Tamam mı? Bizim cenaze, Efendimizin namazını kıldıracağı cenaze, bizim kendisi sebebiyle orada bulunduğumuz cenaze 2. veya 3. Belki de 1. Fark etmez. Tabii belki de 1. Ben 1. saftayım ama büyük saf, uzun. Saf ne? Fatih Camii'nin avlusu, daha kocaman yayla gibi yer. Saf uzun. Ben 1. saftayım ama daha yeni taze talebeyim yani. Yani yüzünü okuyoruz tamam mı? Kur'an-ı Kerim yani birkaç aylık talebeyim. Belki bir aylık bile yokum yani. Şimdi
bir sürü musalla taşı var. Her musalla taşının üzerine bir tane şey var, tabut var, cenaze var. Yani diyelim ki 4 tane, tamam mı? Misal söylüyorum, tamam mı? Rakamlarda hata olur, sorun değil. Diyelim ki 1. cenaze bizim cenaze, tamam mı? Orada bir tane musalla taşı var, cenaze var orada. Burada bir tane musalla taşı var, cenaze var. Hepsinin önünde bir tane görevli var. İşte 1.'yi bizim cenaze, kim kıldıracak onu? Efendimiz kıldıracak. Ben 1. saftayım ama buralarda bir yerdeyim. Tamam mı? Yani öbür musalla taşının arkasında, o hizalarda bir yerlerdeyim ben. Efendimiz namazı kıldırdı. O namaz kılındı. Şimdi ne olacak? Şimdi bu namaz kılınacak. Efendimiz namazı kıldırdı. Namazı kıldırdıktan sonra Efendimiz Hazretlerimiz böyle bu tarafa doğru yürümeye başladı. Hani o musalla taşının arkasına gelecek, Hoca Efendi'nin arkasına gelecek, tamam mı? Hani onun için yürümeye başladı Efendimiz Hazretlerimiz. Şimdi şöyle diyelim. Mesela bu Efendimiz Hazretlerimizin namaz kıldırdığı musalla taşı düşünün. Bu da bir sonraki namaz kılınacak cenazenin musalla taşı. Ben de böyle buralarda bir yerde duruyorum, tamam mı? Tam böyle bunun arkasında değil. Böyle azıcık böyle bu tarafta bir yerde duruyor. Şimdi Efendimiz Hazretlerimiz burada namazı kıldırdı. Bu tarafa doğru başladı yürümeye. Bu vatandaş, Allah akıl fikir versin, başladı namaza. Efendimiz yürüyor. Bu başladı namaza. Böyle insanda biraz akıllılık olur, terbiye olur, saygı olur, edep olur, ne bileyim ya. Bu başladı namaza. Şimdi ben de buradayım. Efendimiz böyle, Efendimiz o namaza başladı, Efendimiz hala yürüyor. Ben de tazeyim daha. Şimdi Efendimiz önümden geçecek. Ben namaza başlayamadım. Efendimiz önünden geçecek. Ben namaza başlayamadım. Anladınız değil mi? Efendimiz önünden geçecek. Ben namaza başlayamadım şimdi. Efendimiz önümden ben namaza duruyorum. Efendimiz önünden. Hani önümden geçmiş olsa anne, tamam. Bir taraftan da yani namaza başlayamıyorum. Bir taraftan da düşünüyorum şimdi bu adam alıyor tekbirleri, devam ediyor, gidiyor. Mesela diyelim ki yatsı namazına yarıda geldin, ne yapacaksın? Ne oluyorsun? Mesbuk oluyorsun değil mi? Yapılacak bazı şeyler var. Namazı yarıda geldiğin zaman ne yapıyorsun? He? Sen biliyorsun değil mi? Cenaze namazına yarıda geldiğin zaman ne yapacağını biliyor musun? Değil mi? Cenaze namazında ne oluyor biliyor musunuz? Bilen var mı? Anlatın bakayım hadi söyleyin. Cenaze namazına yarıda geldin, ne olacak şimdi? Yatsı namazına ikinci rekatta yetişin, ne yapacağınızı az çok bilirsiniz çoğunuz. Cenaze namazına yarıda geldin, ne yapacağını biliyor musun? Ben de bilmiyorum o zaman. Daha taze talebe. Sen biliyor musun? He? Yok. Taze talebe. Şimdi bir taraftan namaza başlayamıyorum. Bir taraftan namazı sonra başlayacağım ama ne yapacağım bundan sonra? Anladınız mı burayı? Efendimiz geldi. Yanıma durdu. Gitmedi oraya. Artık orada nasıl yer açıldı? Ne oldu ben bilmiyorum. Efendimiz geldi böyle durdu böyle. Allah-u Ekber tekbir aldı. Ben de Allah-u Ekber tekbir aldım. O okudu. Ben de okudum. Yaptı hemen ya. Böyle o kadar çok, 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 o kadar çok ki arkadaşlar. O kadar çok, o kadar. Ama aklınız yani zırhı şaşar kılırsınız yani. Var ya. Bunu yazsam böyle yani. O kadar çok böyle ki. Misal söyleyeyim. İşte şimdi buraya okuyunca öyle aklıma geldi. Mesela ilk İzmir'e geleceğim, tamam mı? Ben Bursa'da talebeyim. Buradan gelmişler, beni istemişler. Hani kusura bakmayın, affedersin, nasıl gider kız istersin? Gelmişler, beni istemişler. Gitmişler Efendimiz'e söylemişler. Direkt iç baştan, tamam mı? Efendimiz'e söylemiş, Efendimiz'e kim istiyorsanız alın buyurmuş. İşte beni söylemişler, isim vermişler, falanca da falanca. Efendimiz'e alın buyurmuş. Sonra işte hocamların haberi oldu mevzudan. En son benim hiçbir şeyden haberim yok. Bütün meclisten haber olmuş, benim hiçbir şeyden haberim yok arkadaşlar. Yani bir şeyden haberiniz olmasın. Kendi işinizden haberiniz olsun. Benim işimden haberim yok. En son duydum ben. En son duydum. Niye en son duyuyorum biliyor musun? Kendi işine bakınca sadece kendi işini duyarsın. Öyle fıldır fıldır olunca her şeyi duyarsın da bir şey eksik kalır. Ne o? Kendi işin. Böyle fıldır fıldır olunca her şeyi duyarsın. Doğru doğru. Her şeyi duyarsın ama bir şey eksik kalır. Ne o? Kendi işin. Neyse, ondan sonra bir pazar aldılar bizi, İstanbul'a götürdüler. Belki cumartesi akşamdan gittik İstanbul'a. Pazar sohbeti olacak. Sohbetten sonra işte Efendimiz'e görüştürecekler. Ondan sonra fakir İzmir'e. Tamam.
Pazar sabahı sabah sohbetten sonra sordum ben, dedim Efendimiz Hazretimize biz ne zaman görüşürüz dedim yani. Dediler öğleden sonra görüşürsünüz. Ben de çıktım yukarı yattım. Vurdum kafayı. Yattım caminin üst katında. Vurdum kafayı yattım. Bunu açmış Efendimiz Hazretimiz yanına. Efendimiz beni çağırmış. Bunlar fıldır fıldır Ahmet arıyorlar. Ahmet yatıyor. Ne bileyim ben, bana öğleden söylediniz, ben ne bileyim yani, Allah Allah, ben yatıyorum. Buldular beni. Kalk, ne oldu Efendimiz seni çağırıyor. Zaten bir uykur sesim, afallıyorsun böyle, afalladığım için Efendimiz'in yanına gidilecek. Gitsem abdest alsam gelsem bir saat sürer benim abdest. Bir saat sürer benim abdest. Kalk git, kolumu sıvama 15 dakika sürüyor. Tamam. Misal vereyim arkadaşlar. Şadırvanda abdest alıyordum. Tamam mı? Sağ ayağımı yıkıyordum. Biri geldi yanıma, abdest aldı bitirdi, ben daha sol ayağımı yıkıyordum. Tamam mı? Hani mantık kurmuyor. Abdest alsam gitsem olmaz. Seni bekliyorlar dediler. Abdest almasam gitsem o da olmaz. Ne alayım? Hemen şeyler, İstanbul'da eski camiler, bu pencerelerin içleri mermer. Pencere kalın zaten. Duvarlar ne? Kalın. Pencerelerin içleri ne? Mermer. Hemen teyemmüm ettim mermerde. Yürü. Efendimiz oturuyor öyle şimdi. Karşısında birisi var. Yabancı bir adam var, tamam mı? Sokaktan gelmiş. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Bir tanesi. Yani yabancı bir adam. İçeri girdim. Efendimiz ona buyurdu. Abdestsiz yere basma. Hayda. Şimdi ben biliyor muyum? Efendimiz bunu bana söyledi. Bu kime söylendi? Bana söylendi bu. Kızım sana söyleyeyim, gelinim. Bana söylendi. İyi ama teyemmüm ettim. Bunun bana söylendiği tamam. Ama teyemmüm ettim. Ne olacak? Aradan yıllar geçti, benim vücudum düştü. Mermerin üzerinde cila var. O zaman olmaz teyemmüm. Mermerde teyemmüm olur. Mermer topraktır. Yer cinsindendir. Mermerde teyemmüm ne yapar? Olur da işlenmiş mermerin üzerinde ne var? Cila var. O zaman olmaz teyemmüm. Büyük ihtimal ya İstanbul'un son zamanları ya da Bursa'ya yeni gitmişiz. Yok, İstanbul'un son zamanlarıdır. Şimdi Perşembe günü ikindiden sonra izne çıkıyoruz. 3 haftada kaç gün? Bir gün izin. 3 haftada bir gün izin. Perşembe günü ikinden sonra izne çıkıyoruz. Cuma günü ikinden sonra toplanıyoruz. Tabii biz Cuma günü sabahtan yürü İsmail Camii Şerif'e Efendimiz'le beraber Cuma kılıyoruz. Oradan medreseye geçiyoruz. Kim bekleyecek? Kim değil. Perşembe günü akşam bizim mahallede, binada komşulardan bir tanesinin oğluyla konuştum. O benden yaşı büyük. Birkaç yaş büyük. Harun abi. Sellemullah. Hemşerim. Las. Babasının ismi Temel. Anasının ismi Safinas. Tamam, değil mi? Neyse. Şimdi Harun abiyle konuştum. Şimdi merak ediyor böyle. Anlatıyorum onu. Dinliyor. Heves etti. Sevdi. Konuştuk. Ertesi gün şeyde buluşacağız. Ne yapacağız? Cami-i Şerif'te buluşacağız. Tamam mı? Cuma'dan önce buluşacağız. Yani Cuma'ya beraber kılacağız falan. Diyelim ki, misal söyleyeyim. Cuma diyelim ki 12'de oluyor. Biz o 10.30'da, 10'da buluştuk bununla. Daha gene muhabbet ediyoruz. Ben anlı konuşuyorum. O dinliyor beni. Şimdi efendi babamızdan bahsetmem gerekti. Bu arkadaşlar sene 90, sene kaç? 91'in sonu bu. Sene o zaman yani. Kaç? Şimdiki gibi değil ki. O zamanlar şimdiki gibi değil. Sene 91 o zaman. Şimdi buna efendi babamızdan bahsedeceğim ben. Böyle hani efendi babamızdan, kim efendi babamız kim? Efendimizin şeyhi. Efendi babamız kim? Ali Haydar Efendi Kadısullah sonra kim? Efendimizin şeyhi. Ben şimdi değil mi konuşuyorum? Böyle bir tereddüt ettim. Şimdi öyle şeyh falan desem böyle hopluyor millet yani o zaman yani. Öyle şeyh mek diyeceğim. O anlamıyor millet. Ne diyor bu diyor falan böyle. Hopluyor. Yani kelimelerini böyle usturuplu seçeceksin ki falan.
böyle evirdim çevirdim lafı, acaba desem mi demesem mi falan filan, böyle bir sallandım ben. Tamam arkadaşlar. Neyse aradan vakit geçti. Cuma saati işte sohbet oldu. Ezan okundu. Sünnet kılındı. Efendimiz hutbeye çıktı. Kaddesallahu sırra. Efendimiz hutbeye çıktı. Ben geçmişim kendimden. Efendimiz hutbe uzun olurdu. Ben geçmişim kendimden. Bir ara kendime geldim. Şimdi ben bir dakika ne olmuştu? Konuşuyordum. Böyle bir çalkalandım ben. Sallandım. Tereddüt ettim. Neye tereddüt ettim? Böyle kendimden geçmişim. Böyle bir kendime geldim. Efendimiz buyurdular ki kaddesallahu sırra. Böyle bak kelimesi kelimesine böyle. Korkma şeyhim de. Biz Müslümanız. Bizim şeyhlerimiz vardır. Kelimesi kelimesine böyle. Korkma şeyhim de. Biz Müslümanız, bizim şeyhlerimiz var. Biz Müslümanız, bizim şeyhimiz vardır. Şeyhim de kal. Bunlar güzel değil mi? İyi de yamuklarda böyleyse ne olacak halimiz? Allah, bunlar iyi, insan hoşuna gidiyor. Yamuklarda böyleyse. Kapı yuttuk arkadaşlar. Efendimizle böyle yani Efendimizle böyle görüşebildiğimiz, şimdi uzak görüyorsun sadece. O son zamanlarda böyle görüş, son zamanlarıydı böyle. Kapıya giderdim böyle mesela. Önce yalvar yakar Mevla. Ya Rabbi ört bas et, kapat. Sil böyle öyle yani. Bas et ya Rabbi. Hatalar, kusurlar, eksikler. Bak abdestsiz yere basma diyor. Allah. 3 günlük adam abdestsiz yere basma diyorsa, sen 30 senedir bu işin içindesin, neler derler sana, neler derler bana. 3 günlük adam öyle diyorlarsa, 30 senedir bu işin içindesin. Allah. Ya. Bak bunların hepsi gene gözünün önünde, elinin önünde. Hazreti Ömer radıyallahu anh hutbe okuyordu. Hutbe okurken bağırdı. Ya Sariye El Cebel, Ya Sariye El Cebel. Sariye isim, kumandan ismi. Tamam mı? Kumandanın ismi. Sariye Nihaven'de. Nihaven'de bir ordu göndermiş Hazreti Ömer adından. Ordunun kumandanın ismi ne? Sariye. Ya Sariye, ey Sariye El Cebel Dağ. Ya Sariye El Cebel Dağ. Böyle seslendi. Ne alaka? Ne alaka yani şimdi? Kutbu okuyor. Bir taraf neresi? Medine Münevvere. Bir taraf neresi? Sariye nerede? Orada. Şimdi, zaten Sariye kimsenin aklında fikrinde değil o sırada değil mi? Dinleyenlerin içinde Sariye, Sariye'yle ne alaka var yani? Aradan zaman geçti. Neyse. Sariye şimdi şey yapıyor. Kumandan oradan böyle elçiler gönderiyor bu tarafa. Hani haber tekmin veriyor. Şimdi telefon açarsın söylersin böyle oldu böyle bitti diye. O zaman ne yapıyorlar? Adam gönderiyorlar. Böyle oluyor böyle bitiyor diye. Periyodik böyle adam gönderiyorlar. Hani durumu anlatıyorlar. Bir gün yine bir elçi geldi. Anlatıyorlar. Elçi şimdi anlatıyor. Ya işte biz muharebedeydik. Çarpışıyorduk. Bir ara böyle düşman böyle meğer arkadan bizi kuşatıyormuş. Dağın arkasından böyle ya böyle gizlice geliyorlarmış. Bir ses duyduk biz. Ya Sariye El Cebel diye bir ses duyduk. Baktık hemen tedbir aldık, kurtardık paçayı. Arkadaşlar. Peki nerede okudum ben onu geçen? Perşembe akşam okuduk. Hadis-i şerif, hadis-i kutsi. Mevlamız buyurdu ki ben kulumu sevdim, onun gözü gören gözü olurum, onun işiten kulağı olurum. O zaman, değil mi? Şimdi sen kendi gözünle düşünüyorsun. Kendi gözünle düşündüğün zaman saçma şeyler bunlar değil mi? Olur mu öyle şey? Ya Allah Allah yani. Yani oradan ora görünür mü? He? Duvarın arkası. Bak bakayım şöyle duvara bak. Bak bak bak. Koluna bak. Arkasını görüyor mu? Gören var mı? Öyle şey olur mu? Ya o senin gözde, benim gözde öyle. O neyle öyle? Senin gözde, benim gözde öyle. Üçüncü kattan iki kişi fısıldaşı olsa duyar mısın? Bırak burada fısıldaşsa duymazsın. O benim kulakla öyle. Ama Mevla Teala kulunu sevdiği zaman onun gören gözü ne oluyor? Mevla onun gören gözü. O zaman Mevla'nın ölçüleriyle düşüneceksin. O zaman sınır yok. Onun işiten kulağı kim oluyor? Mevla oluyor o zaman. Mevla'nın ölçüleri düşünün. O zaman sınır. Anladınız mı şimdi? Böyle düşünün yani. Senin benim mantıkla düşündüğün zaman ya sen ben başka, görünüşte sen ben gibi ama sen ben gibi değil. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam görünüşte nasıldı? Aynı senin gibi benim gibi. Hatta hani misal söyleyeyim hani anlayın böyle izbandut gibi böyle mesela böyle öyle bir adam olsa mesela daha böyle güçlü kuvveti gözükür değil mi? Ay öyle değil ama işte. Görünüş öyle değil işte. Muhammedun beşerun ama lakel beşer. Muhammed aleyhisselatü vesselam beşerun insandır.
Ama la kel beşer, insan gibi insan değildir öyle, öyle anlama yani. Ya o da insan, ben de insan. Doğru, o da insan, sen de insansın ama o insan, sen insan değilsin yani. Öyle öyle anlama yani. Öyle anlama. Yok. Tamam, ehlullah da böyle, Allah'ımızın dostları da. Böyle Mevla katında kıymetlendikçe böyle arkadaşlar. Mevla katında kıymetlendikçe böyle. Burası orta nokta. Böyle. Bir bu taraf var. Bir bu taraf var. Şekil sıradan insan. Allah sonumuzu hayretsin. Şekil sıradan insan. Hakikat sıradan insan. Tamam mı? Görünüş ne? Sıradan insan. Kendisi ne? Sıradan insan. Tamam. Kıymetleniyor, 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 kıymetleniyor. Görünüş ne? Sıradan insan. Hakikat ne? Aklın hayalin olmaz. Meleklerden kıymetlidir, öyle diyelim. Meleklerden nedir? Meleklerden kıymetlidir. Görünüş ne? Bak burada görünüş, sıradan insan. Hakikat ne? Sıradan insan. Kıymetleniyor, 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 kıymetleniyor. Görünüş ne? Sıradan insan. Hakikat ne? Melek, öyle diyelim hani, anlayın. Hakikat ne? Melek. Yani meleklerden daha kıymet. Hani böyle söz kolay olsun diye böyle söyleyeyim. Hakikat ne? Melek. Şimdi tersi. Öbür tarafa. Düşüyor, 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 düşüyor. Görünüş ne? Sıradan insan. Hakikat ne? Söyleyin. Yok. Hayvandan beter. Belhüm adal. Görünüş ne? Sıradan insan. Hakikat ne? Sıradan insan. Görünüş ne? Sıradan insan. Hakikat ne? Melekten kıymetli. Görünüş ne? Sıradan insan. Hakikat ne? Allah sonumuzu hayretsin arkadaşlar. Vallahi bilmiyorum ya. Arkadaşlar bak, bunları biz okuyor olmasak bunların hiçbiri bizim aklımıza gelmez. Bunların hiçbiri bizim aklımıza ne yapmaz? Gelmez. Dikkat edin bak, millette de aynı bir ölçü var. Millette de aynı bir ölçü var. Sırada görünüş sıradan insan. Hakikat ne? Sıradan insan. Biz ne dedik şimdi? Ne kadar kıymetlendi Mevla katında? Millete göre ne kadar parası var? Görünüş sıradan insan. Hakikat ağa paşa. Ne kadar para pul yok, ihtiyaç var? Görünüş sıradan insan. Hakikat. Ya bırak adam mı be? Böyle değil mi arkadaşlar? Biz bunları duymuyor, konuşmuyorsak biz de aynı böyle düşünürüz. Sakın zannetme bilmez halini ol, sakın zannetme ki senin halini bilmez Şeyh Efendi. Olur casus bulup gönlüne bir yol, casus olur. Yenin kalbine bir yol bulur. Vakıf olur. Mevla'dır vakıf eden. Kimdir? Mevla'dır, Mevla'dır. Efendimiz bu Hazreti Ömer'in kıssasını anlattılar. Buyurdular ki her insanda bu kabiliyet vardı, insanlar öldürdüler onu. Her insanda bu kabiliyet neydi? Vardı, insanlar bunu öldürdüler. Haber verdi Kuda'dan böyle Resul, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevla'dan böyle bize haber verdi. Bir olduğu ekmele, kef ile çöl, kamil insana, kamil Şeyh Efendi'ye, kamil mükemmel Şeyh Efendi'ye kef, kef avuç demek. Kefle çöl aynı, çöl, çöl. Ha kef, baktın böyle avucuna, avucunda kaç santimetre kareyi görürsün, kaç santimetre kareyi görmezsin. Ya öyle şey olmuyor, her tarafa mutluluyorsun. Ha ekmele, kefle, çöl aynı. Kef nasıl? Çöl. Kef gene hani lafız öyle söylendi. Şu an Şah-ı Nakşibendi bütün dünya bana parmağımın ucu gibidir buyurdu. Böyle bu kadar ya. Mevla'ya göre düşündüğün zaman bu bile çok değil mi? Bu casustan bulup hakka giydelim, cemali ba kemale seyri edelim. Kema verede fil hadisil kutsiyi, hadisi kutsi'de varid olduğu gibi Mevlamız buyurdular. Celle celaluhu ittaku sakının. Neden? Mecalisel ittaku sakının. Neden? Mecalisel evliyayı, evliyaullahın, Allah'ın dostlarının meclislerinden sakının. Dikkat edin ha. Allah dostlarının meclislerinden sakının. Dikkat edin. Ve innehum, çünkü onlar cevasisül kulubi, kalplerin casuslarıdır onlar. يَدْخُلُونَ فِي قُلُوبِكُمْ, kalplerinize girerler. وَيَطَّلِعُونَ عَلَى أَسْرَارِكُمْ, sırlarınıza vakıf olurlar. O zaman madem böyle, فِيدَا جَعَلَسْتُمُوهُمْ, ehlullah'la oturduğunuz zaman, فَجَعَلِسُوهُمْ بِالصِّدْكِ, onlarla sıdk üzere oturun.
kalbine girdiği zaman düzgün şey görsün kalbinde. Âli himmet ol. Yüksek şeyler, kıymetli şeyler görsün. Basit şeyler, kötü şeyler görmesin. Evke makale aleyhissalatü vesselam. İnsan vaazı dikkatle dinlemeli, anlamaya çalışmalı, anladığı ile de amel etmelidir. Şüphesiz şeriatın üç temel direği vardır. Arkadaşlar 40 dakika kurduğum saat, kronometre çalışıyorum sohbete başlarken 13 dakika kalmış. Kaç dakika geçmiş? Risale-i Kus okuduk sadece. Yarım saat yani değil mi? Değil mi? Yarım saat geçmiş. Sadece ne okuduk? Bak ayet-i kerimeleri daha başlamadı. Ne okuduk? Ki yani hani böyle masal anlatmadım, fuzul bir şey anlatmadım size. Bu anlattıklarımı söylemeseydim zaten anlamazdınız bir şey. Değil mi? Bu meseleleri vermeseydim ne yapmazdınız? Anlamazdınız bir şey. Yani bu mevzunun anlatılması için gerekli şeyleri söyledim. Fazladan da öyle anlatmadım. Yani ne lazım? Yarım saat. Sadece onun için. İki tane daha ayet-i kerime okuyacak şimdi. Ne olacak? Arkadaşlar bu işin devamı olmazsa bir şey çıkmaz bundan yani. Sen 3 haftada bir kere sohbete gel, 6 ayda bir kere sohbete gel. İşte öyle. Ama dünya sohbet her gün. Günde 8 saat, 10 saat. Aldım, verdim, gitti, geldi, kaçtı, göçtü. Her gün, her gün. Sabah yataktan kalkarken, akşam yatağa yatıncaya kadar, gece uykunda bile. He? O zaman ahirette alakan ne? Hiçbir şey kalmaz ki insanda ya. Hiçbir şey kalmaz ki. Ya arkadaşlar bak biz gece gündüz bunun içinde bu olmuyor, beceremiyoruz, yapamıyoruz, edemiyoruz. He? Gece gündüz bunun içinde olmuyor, beceremiyoruz. Eksik gedik diyorum ben yani. Ki eksik gedik yani. Hani laf olsun diye söyleyeyim. Eksik gedik, her tarafımız eksik gedik. Bir de bu olmazsa sen 6 ayda bir sohbete geleceksin. Sen ne olur senin halin biliyor musun? Hocam benim hiçbir şeyim yok. Ha, o daha kötü işte. Hapı yutmuşsun haberin yok. He? Hiçbir şeyim yok diyorsun. O ne? O daha kötü. Hapı yutmuşsun. Hapı yutmuşsun haberim yok. Daha ne olacak daha? Her hastalığın zahirde belirtisi olmuyor. Mesela bir hastalık oluyor. Mesela diyelim ki bak. Ben askerde sığ yedim, tamam mı? Şimdi bak. Göbeğin altında ağrı başlıyor. Bıçak sokar gibi. Yok, önce böyle normal bir ağrı başlıyor. Ondan sonra ağrı sağ tarafa doğru böyle geliyor. Sağ tarafta böyle yerleşiyor. Uşak sokar gibi. Ne yapıyorsun hemen? Hemen ne yapıyorsun? Söyleyin. He? Hemen hastaneye gidiyorsun. %99 yatırıyorlar seni, hemen kesiyorlar. Apandisin patlamış derdik. Kesinlikle ağrı kesti içmiyorsun. Ağrı kesti içtin mi ağrı falan? Oh be rahatladım. Ne rahatladın ha? Ölüyorsun. Ağrı kesici içtin mi ne yapıyorsun? Ölüyorsun bu sefer. Öteki türlü ağrı var gene anlıyorsun, derdin var yani. Öbür türlü bir şey anlamıyorsun, çakmıyorsun davadan. Bak bir şey geçti elhamdülillah, tamam sabaha kadar bir şey kalmadı. Ha sabaha kadar bir şey kalmayacak, hiç merak etme. Hiçbir derdin kalmayacak sabaha kadar. Tamam. Ya, bunun belirtisi var. Bazen hiçbir şeyin yok. Bazen hiçbir şeyin yok. Ali abi kaç kiloymuş? Kaç? 37 falan. Kaç kilo? 37 kilo. Ramazan-ı Şerif'ti. Ramazan-ı Şerif'te ortalarına doğruydu. Son zamanlarda kilo vermişti biraz. Böyle karnında bir sıkıntı oluyordu. Doktora gitti geldi. Çok gitti geldi. Bir sürü doktora gitti. Değişik yerlere gitti geldi. Bir şey yok yani. O şey ne diyor, endoskopi falan filan. Bir şey çıkmıyor yani. Hiçbir şey çıkmıyor. En son o Ramazan-ı Şerif'ti. Bizim şoförlerden, arkadaşlardan bir tanesi. Karşıyaka Devlet Hastanesi'ne gitti. Hemen yatırdılar. 3-5 gün ondan sonra Yeşilyurt'a sevk ettiler. Kanser. Yeni mi kanser oldu? Yok, daha baştan kanserdi. Ama doktorun anlayacağı belirtisi yoktu. Belirti neydi? Yoktu. Belirti yok diye sen sağlam mı zannediyorsun kendini? Bir pürüz var işte, görmüyor musun da Allah Allah. Var bir pürüz. Bir pürüz var.
Bir şey olmuyor, ağrım yok, sancım yok. Ya öyle deme, sen var bir pürüz işte, belli işte. Daha bak zayıflıyorsun durduk yerde. Ya sararıyorsun yani. Sararıyorsan var. Yakup bizim rahmetli böyle oldu. Sararıyordu, gitti doktora, bir şeyin yok. Lan sapsarı çocuk. Allah, gözü, ağzı, burnu, her tarafı sapsarı. Nasıl bir şeyin yok ya? Oraya gitti, buraya gitti, yatırdılar karaciğer kanseri. Var bir şey işte, dağlı bir pürüz var. Ağrım yok, sancım yok. Senin bir şey. Ya olur mu öyle şey? Bir var bir pürüz. Şimdi bizim hayatlarda pürüz var mı? Bir sürü pürüz var. Namaz kılmak zor gelir, abdest almak zor gelir, Kur'an zor gelir, o zor gelir. Bu pürüz var mı yok mu söyleyin? Var. Ama hiçbir tarafın ağrımı yok. Kötü, o daha kötü. Ağrısı hiç olmasa bilirsin, neyin var ona göre hareket edersin. Ağrımıyor. Ama sağlamsın manasına gelmez ki bu. Hepimiz neyiz? Hepimiz sakatız. Bunları konuşacağız ki hiç olmazsa ağrılar çıksın piyasaya. Bunları konuşacağız ki ne yapacağız? Ne olsun o zaman? Ağrılar çıksın, sıkıntılar çıksın piyasaya. Hiç konuşma bunları. Geldi, gitti, kaçtı, göçtü, yedim, içtim. Şöyle at aldım, böyle araba aldım, böyle ev aldım, böyle bark aldım, şunu aldım, bunu aldım. Hep bu değil mi muhabbetler? Şunu aldım, bunu alamadım, bunu aldım, bunu sattım. 3 geldi, 5 gitti. Muhabbetler bu. Bu da helal muhabbetler. Abi de haram muhabbetler var. Allah muhafaza etsin. Gitti. Ne zamana kadar? Toprağa girene kadar. Toprağa bir giriyorsun. Hani nasıl hastaneye yatırdılar, ooo sen kansersin, teşhis koydular. Toprağa bir giriyorsun, melekler bir geliyor. Sen kansermişsin kardeşim, sen kanser yaşamışsın. Cehennem ameliyat yedi arkadaşlar. Hastalar orada tedavi oluyor. Tedavi ediyorlar. Sonra tedavi bitince cennete götürüyorlar. Cehennem ne yeri? Çamaşırhane. Yıkıyorlar, temizliyorlar. Pürüzler gidiyor. Nereye ondan sonra? O zaman direkt cennete gitmek için ne lazım? Sağlam için ahirete. Anladınız? İşte onun için çok gayret lazım arkadaşlar. Çok çok uğraşacaksın, çok uğraşacaksın, çok uğraşacaksın. Allah'ım bu fakire de size de nasip etsin inşallah. İnsan vaazı dikkatle dinlemeli, anlamaya çalışmalı, anladığıyla da amel etmelidir. Şüphesiz şeriatın 3 temel direği vardır. Bunlar da ilim, amel ve ihlastan ibarettir. Bu 300'den her biri gerçekleşmedikçe, bunların her biri tahakkuk etmedikçe şeriat gerçekleşmez. Yani insan dini tam yaşayamaz. İlim, amel, ihlas. Sende ilim yoksa, ilim var. Amel yoksa, amel de var. İhlas yoksa, ihlas da var. Ha, bu üçü de sende varsa sen dini düzgün yaşıyorsun demektir. İlim, amel, ihlas. Bu üçü varsa düzgün yaşıyorsun demektir. Bunlarda eksik varsa sen dini düzgün yaşamıyorsun. Hastasın, bitti o kadar. Hocam ben hasta değilim. Ölçüsü bu kardeşim, Allah Allah. Ölçüsü ne? Standartlar var. Dizim ağrıyor. Sağ dizim. Diz kapağının olduğu yer. Bayramdan önce, Ramazan-ı Şerif'ten önce çok sıkıntılıydı. Katır kutur falan filan böyle. Oturuyorum katır diyor, kalkıyorum kutur diyor. Kalktım doktora gittim. Tomografi çektiler. Neyse birkaç gün sonra gittim. Sonuçları aldım. Rapor. Raporda zaten böyle bold yazıyorlar. Kalın yazıyorlar. Sorunlu olan şeyleri ne yapıyorlar? Normal böyle bir rapor. Raporda sorunlu yerler nasıl yazıyor? Kalın yazıyla yazıyor. İşte falanca yerde menisküs yırtığı var. O zaten belli. Altta birkaç tane daha bir şeyler yazıyor. Tamam mı? Altta birkaç tane daha bir şeyler ne yapıyor? Yazıyor. Neyse gittim doktoruna. Baktı dedi yırtık var. Tamam anlaştık, kabul. Dedim ötekileri. Dedi onlar tamam dedi yani. Yaş 41. Onlar standart. Yaş 41. Onlar ne? Standart. Çaresi yok yani. Yani 41 yaşında kim giderse gitsin tomografi çekilsin. Onların hepsi onların dizinde ne yapacak? Onlar pürüz. Onların hepsi ne yapacak? Çıkacak. Şimdi belirtisi var da, işin nesi var? Belirtisi var, alameti var. 41 yaşında bunlar ne yapar? Olur. Bunun çaresi yok. Anladınız mı? Tamam. Sen dini yaşıyorsan bunun belirtisi var kardeşim. Sende ilim var, amel var, ihlas var. Bende ilim yok, amel yok, ihlas yok. Bunlardan biri yok. Sen yaşamıyorsun kardeşim dini. Yok kardeşim, sen de dersen de. Belirtisi var, alameti var, kailesi var. Yaş 41 ise bunları illa siyah olacak orada. Çaresi yok. Hepiniz kalkın gidin. Hepimizin yaşına göre, durumuna göre nesi var? Var. 50 yaşında başka şeyler çıkacak. 55'te başka şeyler çıkacak. 60'ta başka şeyler. Standart bunlar yani. Olacak yani. Olacak. Aynı bunun gibi nasıl belirtisi var? Bunun da belirtisi var. Din yaşıyor musun kardeşim? Belirtisi ne bunun? Sende ne olacak? İlim olacak. Bir kere bileceksin daha. Bilmediğin dini nasıl yaşıyorsun ya? He? Dini yaşayabilmek için önce ne yapacaksın? Bileceksin. Bilmediğin, bilmiyorsan nasıl yaşıyorsun ki dini? Ne helaldir, ne haramdır bilmiyorsan, yaptığın şey helal midir, haram mıdır, nereden bileceksin ki?
Bir, daha birinci adımdan gitti millet gümbürtü. Ha şimdi bütün millet kurban kesecek. Dün de herhalde telefon, selamünaleyküm, aleyküm. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyur sor. Herhalde dün de. Hocam iki tane arkadaş ortak olmuşlar, hisseye girmişler. Nasıl oluyor? Bir hisse 7 kişi. Bir hisse 7 kişi, 6 kişi ortak. İki kişi de diyorlar ki biz de beraber gelelim seninle. Anladınız mı? Hepiniz sallıyorsunuz ha. Sallıyorsunuz. Vallahi sallıyorsunuz. Sallayın, sallayın, devam et. Atın kaleye, ben varım. At. Gönder. Söyle. Bir daha. Bir hisse 4 kişi hazır, 2 kişinin listesinde 2'ye bölüp 2'si beraber. O hayvan kaç para? Böyle bir şey mi var şu anda? Yok, sadece sizin söylediğiniz. Ha, yok, bu anlattığımda onda da pürüz var. Onun için sordum böyle bir şey. Bu anlattığımda bir hisse 7 kişi ortak olmuş. 7 hisse 7 parça. Bir parçada kaç kişi var? 2 kişi var. Olur mu? Olmaz. Niye olmaz diyorsunuz? Çünkü 8 kişi olduğu için olmaz diyorsunuz. 6 kişi olsalar oluyor mu zannediyorsunuz? Niye? Hepsi sallıyor ya. Hepsinin 2 gider gümbürtüye. Hepsinin 2. Hiçbirinin kurban olmaz. 6 kişinin de biliyor. Hiç o hayvan kurban olmaz. O hayvan kurban olmaz. Bitti. Hepiniz sallıyorsunuz. Gümüş balesik gelin. Ne olur. Orada böyle çok böyle çekiyor mu? İnsanlar bilmiyorum demeye alışıyor elhamdülillah. Herkes böyle bilmiyorum diyor. Soruyorum böyle ısrarla soruyorum böyle bilmiyorum diyorlar. Niye? Böyle basa basa öğretiyorum artık. Böyle bilmiyorum diyorlar. Bilmiyorsunuz ya. Bu mevzu kitapta gören var mı içinizde? Cevap verin. Niye konuşuyorsunuz? Magazin mi konuşuyoruz biz burada? Niye konuşuyorsun? Niye bazen kitaptan bilmiyorsun? Niye cevap veriyorsun ki kardeşim? Cevap vermeye mecbur musunuz? Ne var yani? Vacip mi üzerinize? Niye cevap veriyorsunuz? Bilmiyorum deyin kardeşim. Bilmiyorsan bilmiyorum de. Yok, illa bir şey söyleyeceksiniz çünkü. Sanki çaya bir şeker mi atalım, iki şeker mi atalım? Çaya bir şeker atsan da olur, iki şeker atsan da olur. Allah ne olmuş yani? Ya ben size sorduğum şu. Allah hangisinden razı, hangisinden değil diye soruyorum. Kafadan cevap veriyorsunuz bana. Söylediğiniz şey Allah namına, şu anda dinden bahsediyor. Allah namına konuşuyorsunuz şu anda. Sen işte ne kadar akıllı, zeki adam oldu. Senin aklın attın tuttu, o da kabul değil. Allah namına konuşuyorsun. Söylediğin Allah'ın emri böyledir diyorsun. Bilmeden nasıl konuşuyorsun? Konuşuyor işte millet. Arkadaşlar, kaide. Tamam, bir hayvana doğru en fazla 7 kişi ortak olur. Kabul. Zaten 7'yi geçerse zaten olmaz. Kaide. Hiçbir hisse 7'de birden küçük olamaz. Yani mesela bir hayvana ortak oluruz. 2 hisse sen alırsın. Demin söylediğinizde mesela ne yaptı? 3-3. Bir hayvan 3'e bölündü. Bir hisse bunu 2 kişi paylaşacak değil mi? Evet. Doğru mu? Olur mu? Bir daha şöyle duysun, öğrensinler. Doğru cevap öğrensinler. Bilmiyorum de. Şimdi bak, bu hayvan kaç para? 6.000 lira. Bu hayvan kaç para? 6.000 lira. Bu adam kaç para verecek? 2.000. Bu adam kaç para verecek? Burada 2 kişi var. Bunlar kaçar para verecek? Biner lira. Biner lira. 6.000'in kaçta kaçı? 6'da 1. Olur. Sorun yok. Hiçbir hisse 7'de birden küçük değil. Bu 3'te 2, bu 6'da 2 ortak, bu 6'da 2 ortak, bu 6'da 1, 6'da 1 ortak. Sorun yok, olur. Anladınız mı? Bak, mantıklı olmadı bu iş. Hiçbir hisse 7'de birden küçük değil. Mesela bir hayvan gireriz, hayvan 7.000 liradır. Misal söyleyeyim, 7.000 liradır, 3 kişi gireriz. Ben 1.000 lira veririm, sen 2.000 lira verirsin, sen de 4.000 lira verirsin. O hayvanın 7'de 4'ü senin, 7'de 2'si senin, 7'de 1'i benim. Hiçbirimizin ki 7'de birden küçük olmadıktan sonra sorun yok. Hiçbirimizin ki 7'de birden küçük değil. Hepimiz Allah rızası için kesiyoruz. İbadet kasıyla, adak olsun, akik olsun, kurban olsun, fark etmez. Hepimiz Allah rızası için kesiyoruz. Hiçbir sorun yok. Ama diyelim ki mesela sen ya hayvan 7.000 lira, sen 4.000 verdin, sen 3.500 verdin, ben 500 verdim. O zaman ne olur? Doğru. 4.000 verdin, 2.500 verdin, ben de 500 verdim. Ne olur?
hiçbirinin kurban olmaz. Hayvan kesilir, kesilir, besmeleyle kesilir. Herkes evine et götürmüş olur ama kurban, kurban olmaz. Misal söyleyeyim. Bugün yine bak şimdi işte bilmiyor insanlar. Arkadaşlar illa sorun. İlla şu anda mesela şu anda açın kitabı okuyun öğrenelim desem vakit geçti. Şu anda sorun. Ama normal zamanda okuyun. Kurban bayramı gelmeden önceden kurban bahislerini okuyun. Mesela haç farz oldu mu? Bana farz olmadı. Misal söyleyeyim. Elhamdülillah Mevla nasip etti gitti. Misal söyleyeyim. Haç farz olmadı. Haç farz olmadan önce aç hac oku. Aç hac ne yap? Oku. Zekat farz olmadı sana. Aç şimdiden zekatı oku ki farz olduğun zaman ne yapacağını bilesin. Mesela soruyor şimdi. Hocam parası yok. Tamam. Aslında kurban vacip. Tamam ama parası yok cebinde. Tamam. Birinden borç alsa kesse olur mu? Olur mu? İyi öğrenesin hocam. Olur mu? Olur niye olmasın? O kadar işte hala. Arkadaşlar kurbanda yani ben hani arkadaş anlasın diye mesela telefonda misal verdim ona. Diyelim ki mesela Muhammed sana kurban vacip. Tamam. Ben dedim ki Muhammed ben senin adına kesiyorum dedim. Gittim ben para verdim. Bir tane hayvan aldım. Senin namına, senin niyetine kestim. Senin kurbanın tamamdır kardeşim. Hocam para vermedi ki dedi. Para vermiş sana. Kurban demek arkadaşlar. O hayvanın boğazına bıçak senin niyetine vuruldu demek yani. O kadar. O hayvan senin niyetine ne oldu? Kesildi kurbandır. Borç aldın, gökten düştü, yerden çıktı. Bir şey fark etmez yani. Ama insanlar bunları ne yapmaz? Bilmez. İşte sıkıntı. Birinci ne? İlim. İlim olmazsa amel o havaya. Aa şimdi mesela sordular. Sordular da elhamdülillah. Nasıl çözeceğiz? O deminden dedim ya 7 hisse bir tanesine 2 kişi ortak. Dedim onlar vazgeçecekler onlar. Onlar direkt et için kesiyorlar. Onlar direkt ne yapıyorlar? Kurban bayramı temizden et bizde. Öyle olmaz. Onlar o işe karışmayacaklar. Onlar ne yapmayacaklar? Karışmayacaklar için. Şimdi arkadaşlar sen bilmezsen mevzuları. Mevzuyu bilmezsen yapsan bile büyük ihtimal havaya gidecek. Birinci basamak yoksa ikinci basamak zaten ne? Evet, havaya gidecek. Mesela kurban şimdi bu karkas mevzusu var. Ayıkla pirincin taşını yani. Çok çok yaygın. Çok yaygın. Kiloyla hayvan mevzusu. Çok sakıncalı bir şey yani. Müftü fetva vermiyor millete. Müftü verir. Geçen birine tartıştık olmaz diyor. Kiloyla alıyor. Hayvanı kesiyorlar. Kiloyla tartıyor. Ya adam kızdı bana diyor. Ben müftüye gittim diyor. Olur. Müftü. Arkadaşlar yani müftülerin çoğu bilmiyor ki zaten. Müftü. Yani kusura bakmayın affedersiniz. Yani müftüler arkadaşlar müdürlük yapıyor bir de şeylik yapıyor. Ne onun ismi? Müteahhitlik yapıyor yani. Personeli var onların müdürlüğünü yapıyor. Bir de ne yapıyor? Bir de müteahhitlik yapıyor işte. Kur'an kursu binası yapacak, cami yapacak, onu yapacak, bunu yapacak yani. Para buluyor, kum buluyor, tuğla buluyor. İnşaat yapıyor müftü yani müftü. Yani işlerinde ehli ilim olanlar var ama öyle ne bulacak. Hayvanı canlı kiloyla almak olur. İşte bugün şey Kemalpaşa'ya gittim, Turgutlu'ya gittim yolda mesela. İşte canlı 14 kilo öyle olur. Mesela gidersin bir tane hayvan. Kaç para bu kardeşim? Arkadaş tartıyoruz bunu. Kilosu 14 liradan. Tamam kardeşim çıkartırsın tartar koyarsın terazi. Kaç para geldi? 1000 kilo geldi. Misal söyleyeyim. Kaç para? 14 bin lira. Tamam. Bu hayvan kaç paraymış? Al sana 14 bin lira. Ver bana. Olur. Bunda sorun yok. Ama mevzu ne? Bu hayvan kaç para? Hocam. He buyur. Şimdi biz bu hayvanı kesiyoruz. O da ben sana ne yapacaksın diye sormam. Kaç para diye söylüyorum. Kesiyoruz. Sonra etini kemiğini ayırıyoruz. Daha. Sonra tartıyoruz. Sonra kilosu işte 25 lira. Öyle olur mu ya? Ben et almam, ben kurban alıyorum ya. Sen bana et satıyorsun ya. Sen bana ne yapıyorsun? Et satıyorsun. Bu hayvan benim olduğu zaman fiyatı belli değil ki. Bu hayvanı ben senden satın aldım dediğim zaman bu hayvanın fiyatı belli mi? Söyleyin. Belli. Yok. Ne zaman belli olacak? Kesilecek, biçilecek. Ooo ölme şeyim ölme. Heh. Ondan sonra hayvanın fiyatı belli. Öyle olmaz ki. Ha böyle yapılırsa kurban geçerli olur. Bak dikkat edin. Kurban geçerli olur. Ama çok büyük günah girerler. Alışveriş fasittir. O et o vatandaşa helal olmaz. O para o vatandaşa temiz olmaz. O et bu vatandaşa temiz olmaz. O para o vatandaşa temiz olmaz. Aynı faiz, fecilik yapmış gibi günah girerler.
basit iş değil. Aynı tefecilik yapmış gibi günah girerler. Anlayın diye böyle söylüyorum. Yani bu gırla piyasa. Millet düşünün, kandırılmayayım. Tam kaç kilo et aldıysam o kadar. Kardeşim sen et almaya uğraşma, sen kurban kesmeye uğraşıyorsun. Canın et istiyordur. Gidersin şeye, hayvancılık yapan vatandaşa. Kardeş ben et lazım bana, tamam. Şu dananın eti tamam, nasıl olacak? Kes biç. Ben kesmene biçmene karışmıyorum. En son etini tartarız. Kilosuna şu kadar vereceğim. Öyle olur, et alıyorsun. Tamam. Ama bu mevzu kurban, hayvan alıyorsun kardeşim. Hayvan alırken fiyatı... Bir mal satın alınırken dikkat edin. Alışverişte hiçbir bilinmemezlik olmayacak. İyi bir mevzu geldi. Bu çok yani geniş bir şey. Kısada biliyorsunuz, bileceksiniz inşallah şimdi. Bir alışveriş sırasında hiçbir şey belirsiz ne yapmayacak? Olmayacak. Alışverişte ne var? Mal. Bedel, semen yani ücret. Vade. Mal belli olacak. Ne alıyorsun? Aldığın şey ne olacak? Belli olacak. Hanefi mezhebine göre, Halil amca dikkat et. Hanefi mezhebine göre aldığın malı görmen şart değildir. Görmeden de bir malı satın ne yapabilirsin? Mal varsa görmeden de satın ne yapabilirsin? Alabilirsin. Şafii mezhebine göre, şu var ama, görmeden bir mal satın aldığın zaman Hanefi mezhebine göre tek taraflı bozma hakkın vardır. Yani mesela diyelim ki ben satıcıyım, sen alıcısın, sana bir malı ben kutu içinde sattım. Malı sen görmedin. Neyi gördün? Kutusunu gördün. Malı görmedin. Kutu içinde malı sattım. Sen malı aldın. Keyfi. Hiçbir şey demeden ben bunu istemiyorum. Al deme hakkım vardır. Ben de almak zorundayım. Mecburum almaya. Görmeden aldığın zaman tek taraflı, normalde alışveriş gerçekleşti mi tek taraflı bozma hakkı yoktur. İki taraf anlaşırsa alışveriş bozulur. Tamam mı? Ama görmeden sattın mı, görmeden satın aldın mı tek taraflı bozma hakkın vardır. Bir. Şafii mezhebine göre, dikkat edin. Acayip bir şey söyleyeceğim şimdi size. Şafii mezhebine göre görünmeyen bir malı satın almak caiz değildir. Ne demek bu şimdi? Doğalgaz var mı burada? Geldi mi doğalgaz? Bir dakika. Halil amca, evde, ocakta ne kullanıyorsunuz? Elektrikli mi, tüp mü? Tüp. Tüp alıyorsun yani. Tüpü görüyor musun? Şafii mezhebine göre tüp almak caiz değildir. Doğalgaz da bunu. İşte bak, kaidesini söyledim ben size. Laf olsun diye söylemiyorum ha. Masal da anlatmıyorum. Halil amca, biraz havasını açtın mı, göreyim diye böyle yaptın mı, tık. Allah muhafaza etsin. Şafii kardeşler direkt Hanefi'yi taklit edecekler. Direkt bu tür alışverişlerde Hanefi mezhebine göre hareket edecekler. Dikkat edin bak, bunların abdestle namazla alakası var mı? Dinle alakası var işte bak. Düşünsene, evine aldığın tüp helal değilse, onunla pişirdiğin yemek. Allah, eve gitti yer taraf, gittik mürti. Şimdi mal belli olacak. Bedel belli olacak. Bakkala gittin. Bakkal yok, oğlu var. Küçük çocuk. Şunu alıyorsun. Kaç para oğlum bu? Abi bilmiyorum. Diyelim ki ekmek, misal söyleyeyim, tamam mı? Fiyatını bilmiyorsun ama ekmeğin. Abi bilmiyorum. Al git, sonra babamla halledersin. Tamam. Olur mu? Bilmiyorum ki fiyatı. Bunu yiyemezsin sen. Böyle bir alışveriş olmaz. Bilmiyorum. Ne demek babamla halledersin de? Ben alacağım, yiyeceğim bunu da. Allah Allah, ne demek halledersin? Ondan sonra gittim, adam dedi 8,5 milyon. Ne 8,5 milyon? Daha ekmek kaç para? Ekmek kaç para? 75 kuruş. 1 lira. Adam dedi 8,5 milyon. Öyle iş olur mu? Fiyatı bilinmeyen malın alışverişi. Olmaz öyle bir alışveriş. 3 vade. Kaç para? 1 lira. Tamam. Ne zaman vereceksin? Ya oğlum, o ne zaman olduğu zaman vereceğim. Tamam, al git. Tamam, bir ara verirsin. Öyle olmaz. Ne demek bir ara verirsin? Ne demek bir ara verirsin? Bu çatı tamir ediyorlar ya. Diyelim ki tuttu 1000 lira. Usule bak. 500 lirasını veriyorsun. 500 lirası yağmur yağınca. Hani yağmur yağınca bakılacak. Akıyor mu, akmıyor mu? Yağmur yağmazsa ne olacak? Vermeyecek miyiz para vatandaşa? 3 sene yağmur yağmadı. Ne olacak şimdi? Öyle iş olur mu ya?
Vade belli olacak. Ha şöyle bir kolaylık var. Sonra dediğin zaman bir ay sayılır o. Böyle bir şey var kolaylık. Sonra. Ne zaman vereceğim? Sonra vereceğim. Ne demek sonra vereceğim? Yani bir ay vereceğim demektir yani. Böyle bir kolaylık var. Bunun dışında vade ne olacak arkadaşlar? Mal belli olacak. Sonra fiyat belli olacak. Nereden geldik buraya? O kurban mevzusundan değil mi? Hayvan kesimi. Hayvan kesiminde fiyat, orada fiyat belli mi? Yok. Kesilecek, biçilecek. Ondan sonra fiyat belli olacak. Mal belli olacak. Fiyat belli olacak. Sonra bir de vade belli olacak. Herhangi bir belirsizlik olduğu zaman o alışveriş nedir arkadaşlar hükmü? Fasittir. Fasit alışveriş olunca ne olur? Alınan mal alan kişiye temiz olmaz. Alınan para alan kişiye ne yapmaz? Satıcıya temiz olmaz. İkisi direkt faiz günahına girerler. Demin ki mevzuda mı? Kurban neydi? Hayvanın boğazına bıçak vurulmasıydı. Hayvanın boğazına bıçak senin niyetine vurulduğu için kurban geçerli olur. Ama alışveriş fasittir. İşin yani işin bir satın alma yönü var. Bir de kurban kesme yönü var. Kurban kesme yönünde sorun yok. Besmele'de kesildim hayvan tamamdır. Ama alışveriş yönü sakattır. E şimdi bak alametler dedik değil mi? Bu alametler varsa sende din var. Bir alametleri ne? İlim. Amel. İhlas. İlim olacak. Allah'ım nasip etsin cümlemize. O ilimle. Şimdi bunları duydunuz ama tatbik etmediniz. Gene bir işe yaramaz ki. Bunları duydunuz ama ne yapmadınız? Mesela şimdi Halil amca duydu. Sonra yarın tüp alırken gene aman dedi gitti. Öyle olmaz. Ne diyecek yarın tüp alırken? Hanefi mezhebine göre hareket ediyorum diyecek. Görmediği bir şey alırken ne diyecek? Hanefi mezhebine göre hareket ediyorum diyecek. Yani. Peki her şeyi Hanefi'ye mi göre yapacak? Yok sadece o alışveriş mevzusu. Sadece o mevzu yani. Görünmeyen şeylerden. Ha? Görünmeyen. Yani her şeyini abdestin namazı. Yok onlara lüzum yok. Sadece o mevzuda. Çünkü artık yani yaşaması artık illa tüp alması lazım değil mi? İlla gidecek. Eczanede ilaç alacak değil mi? He? E ilaç kutunun içinde geliyor ilacı öyle. Görmeden alıyor onu yani. O mecbur artık yani. Bu artık mecbur. Bunun başka çaresi çıkış yolu var mı? Yok. O zaman mecburen taklit edecek. Başka bir ya tüp kullanmayacak, ilaç kullanmayacak, onu kullanmayacak, bunu kullanmayacak. O olmaz. O zaman ne yapacak? Mezhep taklidi de böyle durumlarda olur. Öyle bir mevzu ki illa lazım mecbur. Senin mezhebinde de bir çözümü yok. O zaman Hanefi mezhebini taklit edersin. Şimdi vatandaş hocam benim canım midye çekiyor. Hanefi mezhebinde caizdi, Şafii'de caiz. Midye yerken Şafii olsam olur mu? Olur mu öyle saçma sapan şey ya? Midye yerken Şafii, istakoz yerken bilmem ne. Allah Allah. He? Olur. Mezhep taklidi olur mu? Olur. Ne zaman olur? Bir şey gerçekten yapılması lazımdır. Zaruri, mecbur. Senin mezhebinde de bir çözümü yok. O zaman taklit edersin. Kabul. Tamam. O zaman ama sadece. Birkaç bir şey söylemiş oldum arkadaşlar. Aman dikkat edelim. Bir daha söylüyorum. İlim, amel, ihlas. Bunlar var. Sende şeriat var. Sen Allah'ın dinini yaşıyorsun. İlim, biliyorsun bunları. Amel, bunlara göre hareket ediyorsun. İhlas, Allah için yapıyorsun. Allah için yapıyorsun. Bunların üçü varsa sen dini yaşıyorsun. Bunların üçü yoksa Allah sonumuzu hayretsin. El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin.